İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Hasan Ruhani, mecliste düzenlenen törende yemin etti. İkinci dönemine resmen başlayan Cumhurbaşkanı, törende yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirdi. Uzun yıllar süren müzakereler sonucu imzalanan nükleer anlaşmaya değinen Ruhani, Washington'ın anlaşmayı ihlal etmesi durumunda tepkisiz kalmayacaklarını sert bir dille ifade etti. Hasan Ruhani, açıkça belirtmeliyim ki İran, ortak kapsamlı eylem planını ihlal eden taraf olmayacaktır. Fakat ABD'nin plana uyum sağlamaması halinde de sessiz kalmayacağız, diye konuştu. İranlı lider sözlerine, dünya siyasetinde amatörlere seslenmiyoruz. Siyaset alanında tecrübe sahiplerine, ortak kapsamlı eylem planının uluslararası ilişkiler ve hukuk açısından örnek teşkil edecek bir istisna olduğunu hatırlatıyoruz, diyerek devam etti. Washington'la Tahran arasında yumuşamaya başlayan ilişkiler Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından tekrar gerginleşti. Ruhani Avrupa Birliği'ne nükleer anlaşmanın korunması için Beyaz Saray'dan yana taraf tutmamaları çağrısında bulundu. Euronews muhabiri Cevat Müntezar, Ruhani'yi zorlu bir dönemin beklediğini belirtiyor. Cumhurbaşkanının kabineyi kurup parlamentoya sunması için 2 haftası var. Siyasi partilerin beklentileri göz önüne alındığında bunun Ruhani için ilk zorluk olduğu söylenebilir. Bu zorluğun yanı sıra 2. Cumhurbaşkanlığı dönemi ABD'nin sorun yaratmasıyla başlayan ortak kapsamlı eylem planının çalkantılı dönemine denk geldi. Cevat Müntezar, Euronews, Tehran.